Sevda abi. Ayaz ben. Nasıl çıkabilirim lan? Tabii gel. Gel abim gel. Örümcek adam Kastamonu sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Selamun aleyküm Kastamonu. Aa, atamıyorum da ben şu an cinsel spaydım. Hayalin de mesela senin örnek. Basketçi. Çektim abi. Tamam. Gelin beraber de çekin. Esma. Hani şöyle falan yapıyorum şu an yanındayım. Gerçi pankartı da okuyabilirsin. Geçen görmüştüm. Hangi şeyi? Burası Kastamonu yok, şeyde gördüm. Instagram'da görmüştüm. 81'li geziyor. Evet evet doğru. Şu an 23. duran buradayım. Tamam, hoş geldiniz. Güzel yani. Zaman. Farklı bir şey sanırım. İnsanların ilgisini çekiyor. Şu an bu son bizim Kastamonu'nun meşhur adası. Tadına evet. Bakın. Ne elması oluyor bu? Bu çekme elma. Allah razı olsun. Tazedir. Anladım. Hoş geldiniz. Sevgi olduğu için efendim yormaz. Sevgi de var. Aynı. Mutluluk da katıyorsunuz. Aynen Ayaz Bey. Güne güzel başlatıyor. Evet. İzmir'den gelen kıymetli misafirimiz Ayaz Bey'e Kastamonu'muzun meşhur çekme helvasını ikram ettik. Kendisi çok beğendi. Çekme helvamız Kastamonu'muza ait özel bir üründür. Çekme helvası genellikle padişah tasvak bilinir. Yani Kastamonu çekme helvası artık günümüzde coğrafi işareti aldı. Güzel bir lezzetler arasına girdi. Güzel dışarı gelen misafirlerimize çekme helvası güzel bir beğeni kazanıyor. Kastamonu'nun meşhur taşköz sarımsağı, dünya genelinde kalitesi yüksek, aroması keskin, dayanık süresi uzun olan bir sarımsağımız. Evet. Yediğiniz zaman enerji veren, yüksek tansiyon falan çok faydalı olan bir ürünümüz. Meşhur taşköz sarımsağı. Yani direncini falan sağlıyor, seni kuvvetlendiriyor. Bildiğiniz doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik, yani şifa evet kaynağı bu, soğuk zamanlarda hastalığa da birebir. Her türlü derde deva. Şöyle hafif bir ağzını sürün, nasıl bir aromasının olduğunu, nasıl böyle keskin bir lezzetli olduğunu bakalım. Diğer sarımsaklardan biraz böyle yakıyor yani ama. Evet. Ayıran bu özelliğimiz dayanıklı olması, acı ve keskin olması lezzeti. Keskinlikle bağışıklığınızı evet koruyor yani. Evet efendim. Antioksidan özelliğine sahip ürün. Bu şeyde yani cacıkla efsane gider. Aynen. Salatalarda efsane gider evet abi. Vallahi bunu da beğendim ya Kastamonu'da gerçekten. Gel örümcek adamla tanıştık. Şapkamı taktı, çok gururluyum bu konuda. Nasıl? Eğlendim. Kendisi çok samimi bir insan. Teşekkür ederim. Daha önceden tanıyor muydunuz? Tanımıyordum, az önce tanıdım. İyi ki tanıdım. Şapkamı taktı. Şaşırttı mı seni burada görmek? Biraz şaşırttı. Kastamonu'da olmaz böyle şeyler. Güzel oldu, eğlendik, iyi ki geldi. Az önce şapkamı vermiştim. Geri almak zorunda kalınca bunu vereyim dedim. Bir hatıra kalsın. Zahmete gerek yoktu ama teşekkür ederim. O zaman ben de şöyle yapabilir miyim? Alayım. Ben de o zaman sana böyle kalbimi bırakıyorum. Kalbimi veriyorum. Mutlu olduysanız bu hediyeyi de bana böyle layık gördüyseniz teşekkür ederim. Kastamonu hatırası. Bunu senin için saklayacağım İrem. Ben de bunu tamam saklayacağım. Tamam, teşekkürler. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Buralara da geldim. 23.100 duran Kastamonu oldu. Sizin pastırmayı çok önerdiler. İnşallah tatmak da isterim efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Oğlum cumaya benzemez bu ha. Seni ufamı kestirme. Ha yukarıdan siyah. Sadece ittireceksin. Hadi inşallah başarabilirim. İnşallah. Şöyle. Ha gayret. Olacak. Abi ustalar her zaman ustaya bırak demişler de şöyle yapayım. Koydum abi. Hangimizin yazısı okunu ya? Utandım. Arkadaşlar böyle ritim oluyor hani. Rahatlama videoları olur ya onun gibi oluyor resmen. ASMR. Lezzet açısı. Dürmene gerek yok, şunu at ağzına. Abi kendimi kaybettim, yok ya. Kayseri'de yemiştim pastırma. Kastamonu'da da yedim şu an. Kastamonu'nun pastırması hafif, yedikçe yedirten bir lezzet. Gerçekten
Kastamonu'da Kayseri ile yarışır derim bence. Buradaki pastırma dediğim gibi baymıyor. Çok da baharatlı değil, hafif. Millet yedikçe yiyesi gelir. Kastamonu pastırmasını herkese, Türkiye'ye tavsiye ediyorum. Tartışmalar var Kayseri Kastamonu diye ama bizim yapım aşamamız tamamen farklıdır. Onların bir yemeği var, bizim bir yemeğimiz var. Ya bizde pastırma bundan 100-150 sene önce nasıl yapılıyordusa, ya her şey el emeği göz nurudur açıkçasını söylemek gerekirse. Makinesel bir sistem yok. Her şey doğal, kurutma doğal, saklama koşulları doğal ve etler de birinci sınıf kaliteli etler. Çemenimizde Taşköprü sarımsağı vardır. Taşköprü sarımsağını zaten bilmeyen yoktur herhalde. Yedi düvele ismi geçmişti. Öğrendim. Ama yaktı. Ustacığım şöyle, Taşköprü sarımsağının bir kere esansı yüksek bir esanstır. Artı içinde silseli maddesi diye bir madde var ya, bu antibiyotik özelliğini en yüksek derecede taşıyan bir özellik. Bu da tarladan gelen bir özellik. Evet, sarımsak her yerde var ama tarlası Kastamonu. Kastamonu'da güzel bir mekanınıza geldim. Ben bu tarihi yerleri ve meşhur yemekleri gösteren arkadaşım. Sucuklarımız doğal yapıyoruz. Doğal fermente sucuklarımız market ürünleri gibi değildir. Tamamen güvenle tüketebileceğiniz. Danet, %100 dan etinden yapıyoruz. Evet. Rengi de zaten çok farklı. Evet, fabrikasyon değildir. Fabrikasyon olmadığı için. Ve biz kendi hayvanlarımızı kullanıyoruz. Bizim Kastamonu hayvancılıkta en önde gelenlerden bir tanesi. Doğal yapıyoruz, doğal bir şekilde. Öğrenmiş oldum. Evet, bütün Türkiye'ye buradan pazar yok. Görün mü? Aldım. Diğer sucuklara göre şu an Kastamonu da tatlıyım. Rengi de değişik, hatta şöyle yine göstereyim sizlere. Efsane bir tadı var. Sabah kahvaltılarında yumurtanın yanında kırıp yerim, hani top top yapıyoruz ya. Bu sucuklardan koyup ekmeğini böyle bana bana doyasıya yerim. Kahvaltıda da şeye de koyup, böyle tabağa da koyup yerim. Çiğ çiğ de yerim. Gerçekten hasta kaldım. Böyle bir sucuğu tattığım için. Türk usulü zaten. Evet. Organik. Evet. Dillerde bir lezzet kalıyor. O kadar çok beğendim, o kadar lezzetli. Afiyet olsun. Bütün Türkiye'deki arkadaşlara ve halklara sesleniyorum. Kastamonu'ya geldiğinizde lütfen bu sucuktan deneyin. Ben hasta kaldım. Sizlere Rıfan Bey. 6 Şubat depremi hepimiz biliyoruz. Evde oturuyorum, annemlere babamlara gideceğim diyorum. Deprem bölgesindeki haberleri izliyorum. Oradaki çocukların ağlama sesleri, feryatları, anneler, babalar, enkazlara atlamalar filan. Dayanamadım. Deprem bölgelerine gittim. Deprem olduktan 2 gün sonra yollara çıktım. 5 bölgede 50 gün boyunca kaldım. Bana çadır kentlerde konteyner verildi. Orada annesini babasını kaybeden çocuklara oyunlar oynattım. Annelere babalara şefkat verdim. Asker ve polis abilere yemekler yaptım. Hatay, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep. Bu bölgelerde çocuklara ne kadar motivasyon veririm diye gönüllü olarak deprem bölgelerine gittim. Ondan sonra insanlar beni deprem bölgesinde tanıdıktan sonra İzmir'de ben sokak hayvanları ve evsizlere kostümle yardımlar ediyordum. Ondan sonra tanıdıktan sonra hayalim olan 81 şehri Spider-Man, yani örümcek adam kostümüyle gezmek vardı. Başladım. 50 gündür yollardayım. 23. durağım şehrim Kastamonu'dan. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ben hayallerimi yapıyorum. Tarihi yerleri görüyorum. Meşhur yemekleri tadıyorum. Kastamonu'da da gerçekten güzel lezzetler, güzel tarihi yeri gördüm. Arkadaşlar biliyorsunuz şehit Şerife Bacı Kaan'ı at arabasında mühimmat taşırken oğlunu taşıyor ve donarak vefat ediyor ve zaten buradaki tek kadınımız Kurtuluş Savaşı'nda. Gerçekten bunu Türkiye'ye göstermek istedim. Sizler de bilin. Sonuna kadar dediğim gibi hayalinizden vazgeçmeyin. Burası bizim gururumuz. Türkiye'mizin. Kastamonu'nun. Ben ilk kez gördüm. Sizler de benimle burayı görüyorsunuz. Şerife Bacı annemizi de saygıyla, rahmetle anıyorum. Kurtuluş zamanında Mehmet Akif Ersoy'un, üstadımızın burada vaaz verdiği Nasrullah Meydanı'nı gezdim. Güzel yazılar gördüm. Sizler de Kastamonu'ya gelip bu yazıyı görüp fotoğraf ve videolar alabilirsiniz. Buradaki tarihi yerlerimiz de gerçekten beni hayran düşürdü ve şaşırttı. Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür ederim. Benim misafirperver ettikleri için. Hani çok güzel karşıladılar, güler yüzlülerdi. Kastamonu Belediyesi iyi ki varsın.
Bu üzüm pektesinde haşlanıyor. Daha sonra fırında, eski usul kara fırın dediğimiz olumlu fırında pişirilmesi yapıyor taş fırında. Bu ne kazandırıyor size diye sorarsanız içi daha güzel pişmiş oluyor. Bir de üzüm pekmezinde vermiş olduğu renk, evet, parlak pekmezden kaynaklı damak tadı kazanmış. Bir bakayım. Yiyorum. Çok iyi. Abim, yapıyor musun? Teşekkür.